Değerli arkadaşlar, öncelikle mecliste ve hepimiz sağlığı ile ilgili konuyla başlayalım. Biliyorsunuz bu hafta içinde öğrendik ki Ali Osman Akat adında AK Parti'ye müzahir, AK Partili bütün siyasilerle fotoğrafı olan, diyaloğu olan, iyi ilişkisi olan Ali Osman Akat Aralık ayında 111 kilo uyuşturucuyla yakalanmış ve hapse atılmış. Bu Ali Osman Akat'ın firması Lakton firması, hepimizin bildiği ve temas ettiği, elimize sürdüğümüz, yüzümüze sürdüğümüz dezenfektanları ve kolonyaları üretiyor. Çünkü mecliste biz başka bir marka bilmiyoruz. Elbette pandemiyle birlikte kolonyaya yeniden döndü bütün dünya, bütün Türkiye ve biz Lakton'ları gördük, gördüğümüzde de baktık. Siyasette bu çok normaldir ki meclis başkanı Tekirdağlı, firmada Tekirdağ olunca hatta böyle soruldu. İlk başlarda da şöyle yanıtlar verildi. İlgisi yok, bedava yolladılar falan. Şimdi bugüne kadar bedava yollamadıklarını tahmin ediyorduk. Ve sorduk bu firmadan aldınız mı diye. Meclis başkanlığından, genel sekreterlikten bir açıklama geldi. Ve genel sekreterlik şöyle bir açıklama yaptı. Fiyat araştırdık, uygun verdiler, onlardan aldık. Ama sonuncuyu mesela onlardan almadık, başka bir firmadan aldık dedi. 2 yıl boyunca hep en iyi fiyatı verenler, patron içeriye girince en iyi fiyatı vermemiş veya birileri aman artık oradan almayalım mı demişler. Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Bir soru önergemiz var, ivedilikle cevaplanmasını bekliyoruz. Hangi tarihlerde, ne kadar miktar aldınız ve bunda niye ihale yapmadınız? Doğrudan aldınız, fiyat tespit yöntemiyle aldınız falan, bunların açıklanması lazım. Ama bir başka sorumluluk var. Bu Lakton firması ortaya çıktı ki Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadeleyle ilgili raporlarında içinde çok fazla miktarda metanol içeren ürünleri Avrupa Birliği ülkelerine satmaya çalışmış ve işte el konmuş, geri alınmış, alınmamış. Bu ürünlerin akıbeti Türkiye'de ne olmuş? Meclise gelen seriler hangi serilermiş? O dönemde üretilenlerle bizim mecliste tükettiklerimiz var mıymış? Çünkü metanol içeren bir kolonyanın bu meclise alınmış olması, bu tedbirlerin alınmamış olması, testlerinin yapılmamış olması, sadece milletvekilleri yok, 5000 kişiyiz burada, ziyaretçilerle beraber de son derece önemli bir sorundur. Bu firmayla meclis nasıl ilişkilenmiş, niçin ilişkilenmiş, bu ilişki nasıl sürmüş, bunların siyasi muhataplarımızca ve meclis başkanı tarafından açıklıkla ve şeffaflıkla ifade edilmesi gerekiyor. Burada kimseyi itham etmek için söylemiyoruz ama dünyanın neresinde meclise kolonya satan firma uyuşturucudan yakalansa ve o firmanın ürünlerinin içinden zehir çıksa konudur. Ve bu firma Tekirdağ'dan bir firmaysa, meclis başkanının da bölgesi Tekirdağ'sa bu da siyasetin ilgisini çeker, tatmin edilmesi gereken sorular oluşturur. O sorulara tatmin edici cevaplar verilmesi gereklidir. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün çıkmış esnaf sanatkarlarla iftarında fahiş fiyat artışlarının 2 tane sebebi var diyor. Bir, küresel enerji ve gıda ile ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar. İki, 2018'den beri döviz kurunda yaşanan istikrarsızlık. Bu tür sorunların çoğu hukuki değil, ahlaki sebeplere dayanıyor diyor. Şimdi tabii normal şartlarda siyasette bir tutarlılığa ihtiyaç var ve bir tutarsızlık muhalefet tarafından eleştirilir. Bu aylar yıllar sonra da olsa eleştirilir. Maalesef Türkiye'de aynı paragraf içinde bir cümle sonra oluyor. Yahu eğer gerçekten dediğin 2 sebepse enflasyonun sebebi, bu nasıl hukuki değil de ahlaki? Eğer ahlaki bir sorun var diyorsan yukarıdaki sebeplere niye sığınıyorsun? O zaman senin cevap vermen gereken mesele döviz kurundaki istikrarsızlık 2018'den beri. Ne oldu 2018'de? Ne oldu? Küresel buhran mı var? Türkiye'de dayanılmaz bir ekonomik sıkıntı var. Ve bu nasıl oluştu? Bir bakalım buna. Hiçbir yerde yok, Türkiye'de var. 2018'de tek adam rejimi geldi. Ben biliyorum geldi. Verin yetkiyi bu kardeşinize, 1 dolar 1 lira olsun geldi.
enflasyonla nasıl mücadele edilir o gün göreceksiniz dendi. O yetkiler alındı. O günden beri iki yakamız bir araya gelmiyor. Çünkü ekonominin başına Türkiye'de makro ekonomi konusunda Türkiye'nin ekonomisine yön verecek dünya kadar yetkin, dünya çapında yetkin, yetenekli insanlar varken damat geldi. E bu makro ekonomi bilmiyor dendi. 6 ay kurs aldı dendi. Ve bütün dünyanın faizin bir sonuç olduğu, kötü yönetimin, kötü yönetim politikalarının sonucu olduğu, enflasyonun olduğu yerde faizin düşürülmeye çalışılmasının kötü sonuçlar doğuracağı, dövizi arttıracağı söylendi, dinlemedi. Hayır dedi. Enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuçtur dedi. O düşürdükçe dolar fırladı. O düşürdükçe dolar fırladı. 128 milyar doları cayır cayır yaktılar daha çok gitmesin diye. Elde avuçta kalmayınca da bir anda dolar Ocak ayında 10 lira dolar olursa bu kabus senaryosu iken Aralık ayında 20 liraya dayandı. 20 liraya. 18 lira, 18,5 lira, 20 lira. Sonra bir yöntem buldular kendilerince çok dahiyane. Beyefendi lafını yemeden faizi arttırmadan faiz arttırma. Faizi arttırmadan faiz verme yöntemi. Adına faiz demeden faizin daniskasını vererek kuru kontrol altına alma yöntemi. Bunu yaptılar. E, o kadar yüksek faiz verirsen millet kurdan kaçar gelir tabii. Ne yaptılar? Kuru dizginleyeceğiz, hatta 11 lira 60 kuruşa düştüğünde yarın 10 liralara düşecek. Arkadaşlar söyledi, o seyirde kalacak diyordu. Bunun kalıcı sonuç vermeyeceğini herkes söyledi. Bugün kur 15 liraya yakın. Yani başardım dediği günden sonra da %50 enflasyon, %50 devalüasyon yaşandı Türk parasında. Ama bugün geldiğimiz noktada bir gerçekle karşı karşıyayız. Somut bir gerçekle. O ahlaki dediği sorun, et ve süt kurumunun %48 zam yapması mı mesela ahlaki? Türk şekerin bir ay içinde iki kere %20 artı %30 zam yapması mı ahlaki? Elektriğe %127 zam mı ahlaki? Doğalgaza yapılan zamlar mı ahlaki? 6 liralık mazotu 24 liraya kadar çıkarmanız mı ahlaki? Eğer ahlaki bir sorun var diyorsan, bu zamların hepsini yapan sensin. Zam, zam, zam. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle, imzasıyla, oluruyla atanmış kişilerin yaptığı zamlar Recep Tayyip Erdoğan sorumludur. Et ve süt kurumu senden habersiz zam mı yapabilir? Ahlaki sorun diyorsun. Bunların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, kararıyla yapılan zamlardır. Ve sorun ahlaki diyorsanız, ahlak dışı olan iş kontrolünüzde gerçekleşiyor. Onu bir görün. Ondan sonra ekonomiyi bu hale getiren, doları bu hale getiren sizin kötü yönetiminizdir. Bunu da vatandaştan gizleyemezsiniz. Şartlara göre ilave adımlar dağıtarak insanlarımızın refah seviyelerinin korunmasını temin etmeye çalışıyormuş. Hangi refah seviyesi? Ne adım atıyorsun, ne koruyorsun? Emeklinin bayram ikramiyesine 5 yıl önce bizim sayemizde verilen 1000 lira 1100 lira yapıldı. Arttırın diyoruz, arttırmıyorlar. Eriyip giden asgari ücrete hiç olmazsa 3 ay geçti, verilen zam gitti, uçtu enflasyonla. Gelin bunu enflasyona göre ayarlayalım diyoruz. Kabul etmiyorlar. Vatandaşlar pazarlar kapandıktan sonra çürük artık sebzeleri topluyor. Bunu gözleri görmüyor. Ama dönüp kendi adamlarına, kendi göreve getirdiklerine, vatandaşın gözünün içine baka baka faiz zamlar yapıyorlar. Bu hafta içinde de değindik. Türk Hava Yolları'na %190 huzur hakkı zammı. İşçiye verileni ayrıca alacağız diyorlar. İletişim Başkanı'nın Borsa İstanbul'dan bu ay aldığı zam bir asgari ücretten fazla. 25 bin liraydı, 29 bin lira yaptılar huzur hakkını Fahrettin Altun'un. Millet kırım kırım kırılıyor ama kendi atadıklarına 2 maaş, 3 maaş, 4 maaş. Gösterdim. Göç İdaresi Başkanlığı tamamı vekaleten hemen uyarı geldi. Bilerek yapıyorlar, birkaç yerden maaş alsınlar diye. Devlet memuru asaleten atandığında sınır var birden fazla maaşla ilgili. Vekaleten atıyorlar ki 3 yerden maaş versinler diye diyorlar. Görüyor musunuz?
Esnafa, çiftçiye, işçiye, memura, emekliye bulunamayan formüller kendilerine nasıl bulunuyor? Sonra tutmuştun yazık esnafın karşısına geçmiş. 4 kere 1000 lira verdim, 4 ay üst üsteye gelecek şekilde anlatıyor. Bir kere çıkın sokağa bir 4 tane 1000 lirayı üst üste alan görün. 2 yılda 4 kez 1000'er lira söylendi, 4'ünü birden alan yok. Çünkü birini alana öbürü verilmiyordu. Ben Diyarbakır Bağlar'da da soruyorum, Ardahan'da da soruyorum, Manisa'nın Akhisar'ında da soruyorum, Konya'da da soruyorum, Samsun'da da soruyorum. Esnafa kaç aldın? Genel bir hiç almadık diyenler var, onları tamamen unuttukları bir grup var. Genel 2 kere 1000 lira almış 4 ay arayla. 2 kere 1000 lira. 3 kere aldım diyene 1 tane rastladım dünya kadar esnaf. 4 tane 1000 lira alan yok, versen ne olacak? 4000 liradan ne olur? 2 sene boyunca canı çıkmış. Sen biliyor musun? O zaman ey Merkel neler verdi Almanya'da, nasıl destekler verdi? O yüzden elektrik faturasını ödeyemeyen, kredi içinde boğulan esnafın durumunu bir görmek lazım. Bu esnafın yediği faizlerin tamamını kaldırıp borçlarını faizsiz bölmek lazım. Bunun elektrik faturasında esnafa başka bir statü tanımlamak lazım. Ticari tarifeden çıkarmak, insani bir tarifeye, desteklenen bir tarifeye, sosyal bir tarifeye sokmak lazım. Küçük esnafı böyle korumak lazım. Şimdi gelelim Suçişleri Bakanı'na, mecbur cevaplayacağız. Bir kez şöyle bir şey var. Yaptığı konuşmada olmayan kısmı İçişleri Bakanlığı'nda Özgür Özel diye parantezleyerek açıklıyor. Birincisi, siyasi polemikleri bakanlığın sitesine alet etme kardeşim, mecran mı yok? Twitter'a koy, kendi internet sitene koy, git partinin sitesine koy. Niye bakanlığı alet ediyorsun? Polisimizin, jandarmamızın bakanlığına Özgür Özel'le yaptığı polemiği alet ediyor, oraya koyuyor. Ne demiş? Bana Sayın Devlet Bahçeli aşağıda bir grup toplantısında tipi tip demişti. Bu tutmuş 2-3 yıl sonra onu hatırlamış. Özgür Özel'e tipi tip demiş. Ya sen bilmiyor musun? O bana tipi tip dedi, ben kapıdan çıktım. 20 tane kamera ne diyeceksiniz dedi. Dedim sevimli kahramandır. Gözlüğümle de burnumla da barışığım. Çocukların sevdiği bir tipi tip, siyaseti tipi tipi olmak beyefendi gibi gargameli olmaktan iyidir demiştim. Sonra bir daha Devlet Bey hiç onu kullanmadı. O metni yazan, o aklı verene de attığı fırça siyaset tarihine geçti. Bu lafın dönüşünü hesap etmiyor musunuz diye. Ondan bu tipi tip lafını sen dersen, bir Devlet Bey'e gargamel cevabını hatırlatırsın. Ama ya burada bunun rolüne dersen, gargamelin peşinde koşan bir azman var devamlı. Azman. Gargamelin çırağı, suç ortağı peşinde. Gargamel ne derse onu yapan. Sen olsan azman olursun. Gargamelin azmanı. Gargamel veriyor istikameti, yapıyorsun, yaptırıyorsun. O yüzden bu işlere girme, çırak çıkarsın kardeşim. Çırak çıkarsın. Elindeki İçişleri Bakanlığı'nın sitesine konuşurken tipi tip demiş, kimse anlamış, parantez içine Özgür Özel yazdırıyor. Diyeydin orada. Orada daha iyi anlardı millet. Azman. Bunun dışında kendisine cevap verilecek bir şey yok ama göçmen meselesiyle ilgili şunu söylemek lazım. Sosyal demokrat bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlere düşman değildir. Ama göçmen yaratan politikalara düşmandır. Göçmen yaratan siyasetçilerin karşısındadır tam. Çünkü bu kadar insan Suriye'yi parçalayacağız. Suriye'yi bize bırakacaklar. Suriye'yi alacağız, oradan kendimize kaynak devşireceğiz. Lafı üzerinden Suriye'yi parçalamaya çalıştığınız için. Eğit donatlarla oradan getirip donatıp götürüp o ülkede iç savaşı kışkırttığınız, teşvik ettiğiniz için. Oldu ve bu insanlar bugün trafik ışıklarında kucağındaki çocuklarla dilenenler de, Ege'nin sularında boğulanlar da, hepsinin vebali var üzerinizde. Hepsinin. Ve bugün gelinen noktada Türkiye'de artan gerilimin sebebi de Türkiye'deki yokluk ve yoksulluk ve kaynak kıtlığı varken sizin yanlış politikalarınız yüzünden Türkiye'de bulunan 5 milyona yakın Suriyeli, 6 milyon üzerindeki düzensiz göçmenden kaynaklanıyor. Senelerdir uyardık yapmayın diye. Bir daha söylüyoruz. İlk işimiz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı oluşturup Suriye ile masaya oturup dünyayı ve Avrupa Birliği'nin elini taşın altına koyup bu göçmenlerin, bu sorunun Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğunu görüp gösterip iradeyi koyup onların ülkesine güle oynaya ama bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Öyle ite kaka döve değil.
insan olduklarını bilerek, misafir olduklarını bilerek ama herkesin evi güzel, evinize gidin diyerek orayı güzel yapacağız. Barış olacak Suriye'de. Esad'la da anlaşılacak. 5 dakikada anlaşılacak. Çünkü bu inat bırakılacak. Bu derinde çok ilkel dürtülerin olduğu bu inat bırakılacak. Sen Ramazan'da halen daha İsrail Filistinli çocukları öldürürken bile gidip İsrail'le diplomatik ilişki kurabiliyorsan, darbenin finansörü şerefsiz Birleşik Arap Emirlikleri dediğin, bu manşetleri attırdığın, her yerde söylediğin halde şimdi onunla el ele kol kola olabiliyorsan, sadece para veriyorlar diye, başka bir derin yerdeki o sapkın ve derhal terk edilmesi gereken inat yüzünden bu kadar insanın burada olması onlara da yazık, bu ülkenin yoksullarına da yazık. Derhal Suriye'de barış sağlanmalı, sağlanacak ve memleketlerine dönecekler. Onların memleketlerindeki yerlerinin, işlerinin, evlerinin hızla ve yeniden inşası için dünyanın istediğin en büyük kaynakları vereceğinden hiç şüphen olmasın. Yeter ki şu inat bitsin. Herkes de barışıyor, bir tek Esad'la inatlaşıyor. Bu kuru inat yüzünden yaşıyoruz bunları. Herkes bunu bilsin. Biz göçmen düşmanı değiliz ama göçmen yaratan politikacıların tam karşısındayız. Tam onların karşısındayız. Türkiye'de şu anda göçmen yaratan politikacı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu inadı sürdürdüğü için. Gelelim kur korumalı mevduata. Başta söyledim, bir çare buldular. Faiz vermeden faiz vereceğiz dediler. Adına faiz demeden daniskasını vereceğiz dediler. Bakın resmi rakamlar bugün çıktı. 23 Mart 31 Mart arası. Yani kur korumalı mevduatın ilk bir haftasının 3 ay sonraki vadesinin rakamları bugün açıklandı. Gelecek ay bir aylığı göreceğiz. 23 Mart 31 Mart arası rakam 11.7 milyar TL devlet bütçesinden, 1 milyar TL'de Merkez Bankası'ndan toplam 12.7-13 milyar TL kur korumalı mevduat için fakirden alındı, zengine verildi. Parasını ben bu kadar düşük faize para koymam, dolar alırım diyenlere sat doları gel, kur korumalıya koy, bankanın verdiğiyle dolar arasındaki farkı biz ödeteceğiz dedi ya garibanın sırtından. O para bugün 13 milyar lira bir haftalık. Şimdi mukayese imkanı vermesi için şu ifadeyi söyleyeyim. 20 milyon çiftçiye bir yılda verilen toplam destek 40 milyar TL. 40 milyar, pardon düzeltiyorum. 20 milyon çiftçiye verilen toplam desteğin %40'ını bir haftada kur korumalı mevduata verdiler. Yani toplam 30 milyar TL gibi bir para ödüyorlar çiftçiye. Bunun %40'ı 12-13 milyar TL'yi bir haftada kur korumalı mevduata verdiler. Şöyle düşünelim. Yaklaşık 3 haftada, yani bir ayda kur korumalı mevduata verecekleri para çiftçiye bir yılda verilen toplam destek. Başka bir büyüklük söyleyeyim. Hani mazot ucuzdu pahalıydı tartışıyoruz ya. ÖTV'siz olsun, KDV'siz olsun. Bedava olsun desek. Çiftçiler Türkiye'de toplam bir yılda 70 milyar TL'lik mazot yakıyorlar. 70 milyar TL. İnanmayan hesaplasın. Bunlar bir haftada 13 milyar TL kur korumalı mevduata fazladan para verdiler. Bir ayda verecekleri para neredeyse bütün çiftçinin bir yıl yaktığı mazotun karşılığı. Çiftçinin bir yıllık gübre, hani alınamayan gübre var ya, 75 milyar TL maliyeti. 75 milyar TL'lik Türkiye'de gübre tüketiliyor. Bunlar 75 milyar TL gibi bir para düşünün. Bu paranın bir aylığı, yani çiftçinin bir ayda, eşit yıla bölersek, elbette ki bazı aylar gübre atılıyor, bazı aylar atılmıyor. Bir ayda tüketeceği gübre ve yakacağı mazotun parasını bir haftada kur korumalı mevduata veriyorlar. Ve bunu hepimizin sırtından alıp, ben bu kadar düşük faize para koymam, yüksek faiz isterim diyenlere, sen dur, fark çıkarsa vereceğiz dedikleri fark bu. Yoksuldan alıp zengine veren böyle bir düzenin içindeyiz.
Tabii nasıl bir dönemdeyiz? İnsan haklarından da sınıfta kaldığımız, hapishanelerden kötü muamele, işkence iddialarının geldiği, buna karşı cesaretle hızla soruşturacağız demek yerine AK Partili siyasetçilerin inkar ettiği, adil yargılama hakkının ortadan kalktığı, hakimin beraat verip ben beraat ettirmiyorum deyip hukuksuz olarak içeride tutulanlara yeni davalar açıldığı, keyfi soruşturma, gözaltıların sürdüğü, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, muhalif basına karşı RTÜK tarafından, basın ilan durumu tarafından haksız cezaların, ilan kesme cezalarının, para cezalarının uygulandığı, atanmış rektörleri protesto eden dahi öğrencilerin hapise atıldığı, Boğaziçi'nde serbest kalsa da yurt dışına çıkış yasaklarının uzun süre kaldırılmadığı, ailelerine kendilerine zulmedildiği, ve bütün olumsuzluklara karşı gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış, bu kötü kokuları almamak için burnunu kapamış bir iktidar yanlısı basının sürekli muhalefete saldırıp esas sorunu görmezden geldiği, duymadığı, bu pis kokulara da, suç kokularına, uyuşturucu baronlarının kokularına bile burunlarını tıkadıkları bir dönemden yaşıyoruz. Ve böyle bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaları yetmezmiş gibi kadın cinayetleri durdurmak için mücadele eden kadın cinayetlerini durduracağız platformunu, neydi belirsiz bir şikayet ve onun üzerinden gayri ahlaki bir kuruluştur diyerek kapatmaya kalkan bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye'nin neresinde bir kadın cinayeti olsa, kadının mezhebine, inancına, etnisitesine, siyasi tercihine bakmadan koşan, itiraz eden, ses yükselten böyle bir derneğin kapatılması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir dönemde yaşamaktan gerçekten utanıyor insan. Ve böyle bir sırada bir yandan o derneği kaparken bir yandan da ne yapıyorlar? Bloomberg'ten öğrendik hepimiz. TÜİK tarafından üretilen istatistik verilerine alternatif oluşturulacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmaların metodolojileri yayınlanmadan önce TÜİK'e gidecek. TÜİK izin verirse yayınlanacak, izin vermezse yayınlanmayacak. Tam bir istibdat baskı dönemi. Artık enflasyon konusunda konuşmak yasak. Kendilerinin dediğine inanacaksınız ve TÜİK'i sadece, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunu sadece tek başına veri rakam açıklayan bir kurum haline dönüştürmeye çalışan bir anlayış var. Birinci mahsur, bu kurum dışında, bu kurum sadece enflasyon açıklamıyor. Bu kurum tarımdan ticarete, sanayiden çevreye, iş gücünden sağlığa, adaletten eğitime kadar bir dizi veri açıklıyor. Bu konunun ilgilisi meslek odaları, bu konunun ilgilisi kuruluşlar, bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütleri, dünya kadar araştırmalar yapıyorlar ama hepsini TÜİK'in denetimine bağlayacaklar. Bu kabul edilebilir bir mesele değil. Ve esas düşmanın ENAK olduğunu, yani bağımsız enflasyon araştırma grubu olduğunu ve bunların 63 diye gösterip, örneğin Aralık ayında zamları 31 Aralık gece yarısına bırakıp Aralık enflasyonuna sokmayıp memurun, işçinin alacağı zammı düşük gösteren TÜİK'in tek hakim olmasını istiyorlar. Bunlar 63 gösteriyor, ona göre fiyat farkı, maaş farkı alınacak. Hem de 6 ay sonra, 1 sene sonra, işçi için 1 sene sonra, bir de 63 değil ki. Aslında %130 enflasyon var. Vatandaş bunu bakkalda görüyor, markette görüyor, manavda görüyor, kendi bütçesinde görüyor. Ama TÜİK ne derse o oluyor. ENAK buna karşı doğrusunu açıklıyordu. Şimdi ENAK'ı susturmanın peşine düşmüşler. Bir diğer durum, Sağlık Bakanı dün açıklama yaptı. Açıklamasının içinde şu var: sağlıkçılarımız çok güzel işler yaptılar, yıprandılar. Ancak yaralarımızı sarmadan, sorunlarımızı konuşup çözmeden yeniden aynı enerjiyle çalışamazlar. Bu realite herkes tarafından anlaşılmalı. Çok güzel. Çok doğru,
Ama herhalde bana söylemiyor. Biz sağlıkçılarla birlikte, onların meslek örgütleriyle birlikte, bazı zamanlarda Fahrettin Koca ile birlikte hep beraber dedik ki sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirelim. AK Parti dedi ki onları alkışlıyoruz. Biz dedik ki sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili düzenleme yapalım. AK Parti dedi ki alkış yaptık yeter. Biz dedik ki daha fazla atama yapalım. Yorundular, yıprandılar. Tatil yapamıyorlar, izin yapamıyorlar, dinlenemiyorlar. AK Parti dedi ki alkışladık yeter, alkışlamaya devam edelim sağlıkçılarımızı dedi. Hatta bir rakam açıklamadı ama açıklayacakmış gibi sanınca Recep Tayyip Erdoğan'dan meclis kulislerinde azar bile işitti göya. Ama bugün geldiğimiz noktada hani Aralık ayı içinde doktora iyileştirme yapacağız, sağlık emekçilerine iyileştirme yapacağız, bunu geniş tutacağız, telefonlar açtı. Genel başkanımızı aradı Fahrettin Koca. Ne dedi sayın genel başkanımız? Arkadaşlar tam destek verecekler ama hemşireye de verin, eczacıya da verin. O dedi ki şimdi doktoru yapalım, onu haftaya bırakalım. Hadi dedik tam destek verelim. Daha sonra düzeltme için söz verdiler, onu yapalım. Hiçbirini yapmadılar, geri çektiler. Şimdi diyor ki bu realite herkes tarafından görülmeli. Biz dedik iki elimizle oy vereceğiz. Komisyondan hemen geçirelim. Gel meclisten geçirelim. Meclisten geçti. Ben bunu geri çekeyim, şunu da ekleyeyim. Hadi ekle. Bir geri çekti, çekiş o çekiş. Şimdi sitem ediyor. Muhalefet tam kadroydu. İktidarda bugün maliyeciler ülkeyi bu hale getirdikleri için Nurettin Nebati'nin gözü kur korumalı mevduat sahibi için ışıldayıp sağlıkçıya dönünce gözünün feri söndüğü için oluyor bunlar arkadaşlar. Öncelik belirleme meselesi bu. Kur korumalı mevduatta 13 milyar parayı bulmuş. Doktora, hemşireye, eczacıya, diş hekimine, kamuda çalışan gerekli iyileştirmeyi yapmaya para bulamıyor. O yüzden Ocak'tan beri geldik, neredeyse Nisan, bir hafta sonra bayram için meclis tatile girecek. Ondan sonra sıkışık takvim diyeceksiniz. Üstünden 5 ay geçmiş olacak, hala daha sözünüzü tutmadınız. Bu sitem bize değil. Ama herkes bilsin ki Fahrettin Koca diyor vermek istiyoruz ama herkes sesimizi duysun. Sesi duymayan saray yönetimidir, saray rejimidir. Bugün sabah Sayın Bozdağ, Bekir Bozdağ, Covid'li geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim, tweet atmış. Biz bu hafta mecliste fiili gen soru verdik. Cumhuriyet Halk Partisi tam kadroydu. Muhalefetin ilgisi yüksekti. Üzerinde çok önemli konuşmalar yapıldı. İktidar cevap dahi vermedi ama meclisten anayasada olmayan gen soru yetkisini bir uluslararası anlaşmada fiilen kullandık. Türkiye'nin gündemine geldi. Nihayet Bekir Bozdağ cevap vermiş. Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur. Yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur. Öyle mi? Mesela ne dersem bunu yapmış olurum, şunu mu dersem? Verelim de dosyayı, bunları yok mu etsinler? Bunlar dünyayı, milleti enayi zannediyorlar. Bu değil mi siyasi çarpıtma yorum? Kim demiş bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Suudi Arabistan dosyayı bize verin deyince Recep Tayyip Erdoğan siz benim milletimi enayi mi sanıyorsunuz demiş. Bu yapılan iş milleti enayi yerine koymaktır. Türkiye'yi enayi yerine koymaktır. Cellata mahkemeyi yargılamayı teslim etmektir. Zaten onlar kesti kıtır kıtır. Sen demedin mi? Sen yaptın, adamların yaptı. Adamlarını da yargılayacağım, işbirlikçilerini de yargılayacağım diye. Recep Tayyip Erdoğan dedi. Şimdi paranın ucunu gösterdiler. Sahibinden satılık, adalet. Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına karşı sorumluyum diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Hadi bakalım bak çocuklarının gözüne. Dosyayı parayla Suudi Arabistan'a sattılar. Adaleti sattılar. Türkiye'nin itibarını sattılar. Şimdi üstüne çıkmış Bekir Bozdağ kanuna uygun. Yargılamayı gönder ben yapacağım derse bir ülke mahkemenin Adalet Bakanlığı'na sorarak böyle bir karar vermesi kanuna uygun da
kanun koyucu bunu, senin dosyayı suikast timini yollayan, onu parçalaması için adli tıpçı yollayan, eritmesi için asit yollayan, parça parça edip çantalarla taşıyan ekibi gönderenin talep edeceğini düşünerek koymamış onu. Gerçek bir demokrasi daha hızlı bir yargılama, sanıkların bulunduğu ülkede bir yargılama imkanı varsa böyle bir imkan ortaya konmuş. Sen katilleri yollayana dosyayı yolladın kardeş. Bunu bütün Türkiye biliyor ve Recep Tayyip Erdoğan diyordu ki bu dosyayı talep ediyorlar. Bizim milletimizi enayi sanıyorlar diyordu. Enayi yerine koydunuz milleti siz. Gerçekten utanılacak, gerçekten kabul edilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Ama Türkiye'ye yaptıklarının vatandaşın gözünden kaçtığını, kulağının duymadığını ve vatandaşın bunları görmediğini ve unutacağını sanmasınlar. Bunların hepsinin hesabı teker teker sorulacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabilirim. Şöyle değerlendiriyorum. Dün de söyledim. Bu olumlu bir açıklamadır. Olumsuza yorulacak bir açıklama değildir. Bir altılı mütabakat masası biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorsa, Cumhur İttifakı da hayır böyle bir şey asla olmayacak diyorsa, bizim masa bozulmaz. Bizim masa bu ülkeye, bu meclise itibarını geri vermek. Bu ülkeye yeniden herkesin yüzünün gülebileceği bir umudu vermek üzere bir araya gelmiştir. O sürecek. Bu kararlılıkta tek adam rejimiyle mücadelede hiçbir farklı düşünce yok. Ama sürekli oyunun kurallarını değiştirenlere karşı herhalde bizim ittifak da armut toplamayacak. Biz hele hele şunu söylüyorum. Haziran bir geçsin. Yeni yeni değişiklikler, yeni yeni tedbirler, yeni yeni tenezzül edecekleri şeytanlıkların zamanı geçsin. Seçime bir yıldan az kalsın. O zaman siz sürprizi görün bunlara. Hazır olsunlar. O yüzden ne yapıyorlar? Efendim geçen sefer kendileri yaptılar. Diyorlar ki bu milli irade gaspıdır. Yaparken de söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. AK Parti'yi var eden grup kurma şartı. Eğer mecliste grubu bulan siyasi parti seçime girebilir maddesi olmasaydı bunlar İYİ Parti'yi sokmayacaklardı ya, o hesap %10. Ama kendileri de giremeyeceklerdi. Kendilerinin meclise ilk girdiklerinde, ilk iktidar oldukları 3 Kasım 2002 seçimlerinde bu maddeden yararlandılar. Şimdi efendim şu olur mu bu olur mu onu yapabilecekleri her şeyi yapsınlar. Ama biz ittifak içinde ittifakla, daha güçlü ittifakla, ittifak içindeki partilerin farklı işbirlikleriyle, çok farklı yöntemlerle ama bir şekilde bu meclise en çok milletvekilini getirecek yöntemi, taktiği bulacağız. Hiç merak etmesinler. Ama o çalışmaların hiçbir tanesi, o yaratıcı çalışmaların hiçbir tanesi yıkıcı, yıpratıcı ve demokrasi dışı bir iş olmaz. Kendileriyle bizleri karıştırmasınlar. Yapacağımız iş kurallar, kanunlar içinde demokrasiye yakışır işler olacaktır. Ama asla ve asla, dün duyduğumuzda da söyledim, acaba sorun mu var? Mütabakatta sorun olmaz. Mütabakat tek adam rejimden kurtulmak için, mütabakat yoksulluktan kurtulmak için, mütabakat adaletsizliklerden kurtulmak için yüz gülsün diye tarihi bir mütabakat, tarihi bir ittifak bu. Ama milletvekili seçim kanununa yönelik olarak orada çok farklı birliktelikler, çok farklı çalışmalar olabilir. Bizimle birlikte olabilir, bizim dışımızda olabilir. Bunların hepsini görecekler. Ama şöyle düşünelim. Seçimlere bir yıl kaldıktan sonra yapılacak yasal değişikliklerin mani olabileceği işleri de bugünden söylemeyeceğiz. Bir yıldan az kalsın, ondan sonra görsünler bakalım. Onlar mı daha iyi okuyorlarmış Türkiye siyasetini, biz mi daha iyi okuyormuşuz? Buyurun. Etmeseydim.
etmesin. Şimdi bu açıklamaları yapan Özgür Özel değil, Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bu açıklamaları yapan kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci genel başkanı, üçüncü başbakan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı sebeplerden istifa eden bir ilçe yöneticisi CHP'yi eleştirse manşet. CHP'den ayrılan bir milletvekili CHP'yi eleştirince manşet ya da her akşam televizyonlarda konuk. Neden? Eski CHP'liden içeriden bildiriyor şey. İtiraf geldi. Üçüncü başbakanınız bildiriyor. İkinci genel başkanınız bildiriyor. Genel başkanlığına adaylıkta 1200 küsür delegenin tamamının oyunu alan kişi bildiriyor. Hırsızlık yapmayın dedim, yaptılar. Ben de sussaydım milyarlara milyarlar katardım, benden sonraki başbakan gibi diyor. Daha ne diyecek? Bu açıklamalar ahlaki değil diyor ama açıklamanın içindeki somut durum esas ahlaksızlığın daniskası. Benim o döneme ilişkin tanıklığım şudur. Ben Davutoğlu'nu övmenin peşinde de değilim. Ama benim tanıklığım şudur. Avrupa Birliği'ne vizesiz dolaşım hakkı için bizden istenen düzenlemeler vardı. İçinde siyasi ahlak yasası vardı. Davutoğlu siyasi ahlak yasasını getirmeye niyetlendi. Bunu geçirtmediler. Hatta il başkanı, ilçe başkanı bulamayız dediler. Davutoğlu hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim, koparırım gibi bir laf etmişti. Bu sebepten o dört bakanı Yüce Divan'a göndermek istemişti. Yüce Divan'a göndermek üzere AK Parti salona girdi. O gün o oylama ertelendi gelen talimatla yukarıdan. O zaman partili cumhurbaşkanı da değil, tarafsız cumhurbaşkanı göya. Ardından dört bakan gönderilmedi. Kolunu kardeşim olsa koparırım demişti, kafasını kopardılar Davutoğlu. Adalet ve Kalkınma Partisi 1200 küsür delege mütabakatla seçtiği, 1 Kasım'da da milletten %49 oy almış başbakanı aynı delegelere aynı talimatla indirttiler, yerine Binali'yi bindirdiler. Ve Binali Yıldırım için diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci genel başkanı, üçüncü genel başkanı için onun gibi olsaydım milyarıma milyar katardım diyor. CHP'li milletvekili tutup da partisinden sair sebeplerle istifa edip partiyi bu kadar eleştirdiğinde onu manşete çıkaranlar, partinin Tayyip Bey'den sonraki Binali Bey'den önceki genel başkanının bu ifadelerine ne diyorlar? Ahlaki değil. Bunun binde biri, yüzde biri değildir. Bizden istifa etmiş bir milletvekilinin partiye yönettiği eleştiri. Her yerde manşet, her akşam konuk. Buyurun. Vatandaş kendi vicdanında sorgulasın bunu. Başbakan ve partinin ikinci genel başkanı bunları söylüyor. Başka soru yoksa iyi hafta sonları diliyoruz, iyi çalışmalar.